Eserin adı Baştan Çıkarıcının Günlüğü. Eserin yazarı Soren Kierkegaard. Bu da biraz fazla. Uşağım 6 saattir, ben de 2 saattir yağmur fırtına demeden sırılsıklam halde pusuda sevgili yavrucuk Charlotte Hahn'ı bekliyoruz. Her çarşamba 2 ile 5 arası yaşlı teyzesini ziyaret eder. Bugün gelmeyeceği tuttu. Tam da bugün onu canım öyle görmek istiyorduk. Neden mi? Beni çok özel bir ruh durumuna sokuyor. Onu selamlıyorum. Hafif bir reverans yapıyor. Tasvir edilemeyecek kadar dünyevi, ancak bir o kadar da ilahi bir reverans. Hemen hemen hiç hareketsiz ayakta duruyor. Sanki toprağın içine girecekmiş gibi. Lakin öyle bir bakıyor ki sanki gök katına yükselecekmiş gibi. Ona baktığım zaman düşüncelerim hem ağrı başlı hem arzu dolu. Bu kız beni başka bir şekilde ilgilendirmiyor. Ondan beklediğim sadece bir selam. O daha fazlasına hazır olsa bile. Selamı beni belli bir havaya sokuyor ve ben bu havayı Cordelia'nın üzerine yağdırıyorum. Yine de iddiaya girerim ki o bir yolunu bulup yanımızdan sıvışıp gidecektir. Genç bir kızı takip etmek yalnız komedilerde değil, hakikatte de zor. İnsanın her bir parmağında gözü olması lazım. Bir zamanlar Kardeya adında bir peri yaşarmış. Erkekleri aldatmayı adet haline getirmiş. Ormanda yaşarmış. Aşıklarını ormanın derinliklerine çeker. Sonra ortadan kaybolurmuş. Janus'u da aldatmak istemiş ama Janus onu aldatmış. Zira ensesinde de gözleri varmış. Dipnot, Janus. Roma mitolojisinde başının önünde ve arkasında birer yüzü bulunan tanrı. Mektuplarım hedefini hiç şaşırmıyor. Onu erotik olmasa da manen olgunlaştırıyor. Bunun için mektup yerine pusulalara başvurmam gerekecek. Erotik unsur ne kadar öne çıkarsa pusula bir o kadar kısalır. Lakin erotik noktayı da o kadar emin yakalar. Fakat ironi onu duygusallaştırmamak veya yumuşatmamak için yeniden duygularını katılaştırırken diğer yandan en sevdiği besiye tutkusunu da o ölçüde artırır. Pusulalar mesafeli ve belirsiz en uzak çağrışımları taşır. Ruhunda sezgini belirlediği anda ilişki kopar. Benim direncim altında sezgi ruhunda sanki kendi düşüncesiymiş. Kalbinden gelen bir dürtüymüş gibi bir biçime bürünür. Benim istediğim yalnızca bu. Cordelia'm. Bu şehirde bir yerde yaşayan küçük bir aile var. Bir dul kadınla üç kızdan oluşuyor. Kızlardan ikisi saray mutfağında aşçılık kursuna devam ediyor. Geçen yaz bir öğleden sonra saat 5 civarıydı. Oturma odasının kapısı yavaşça açılıyor. Arayan bakışlar odaya göz gezdiriyor. İçeride piyanonun önünde oturan bir genç kızdan başka kimsecik yok. Kapı hafifçe geriye itiliyor. Biraz aralık bırakılıyor ki piyanoda çalınan hiç fark ettirmeden dinlenebilsin. Bir sanatkar çalışı değil. O zaman kapı iyice açık kapatılırdı. Bir İsveç melodisi çalıyor. Şarkının sözleri gençlik ve güzelliğin geçiciliği üzerine. Kelimeler genç kızın gençliğiyle, güzelliğiyle alay ediyor. Genç kızın gençliği ve güzelliği ise kelimelerle. Kim haklı? Kız mı, kelimeler mi? Nameler öyle yumuşak, öyle melankolik ki. İhtilaf hakkında hüküm verecek olan yargıç hüzünmüş gibi. Lakin bu hüzün hatalı. Gençlik ile bu gözlemler arasında ne dayanışma var ki? Sabah ile akşam arasında ne dayanışma vardır ki? Piyanonun tuşları titriyor ve zangırdıyor. Ve rezonans kutusunun dibindeki ruhlar şaşkınlıktan allak bullak ayağa kalkmışlar. Birbirlerinin dediğini anlamıyorlar. Sevgili Kordelam, ne de bu aşın coşku? Bu ihtiras niçin? Bir olayın hatırlanabilmesi için zaman çizgisinde bizden ne kadar uzaklaşmış olması gerek?
Hatırasındaki özlemin artık ona yetişememesi için ne kadar uzaklaşmış olmalı. Çoğu insan bu bağlamda bir sınırı vardır. Zamanca onlara çok yakın olanı da, zamanca çok uzak olanı da hatırlayamazlar. Ben sınır tanımıyorum. Dün yaşananı zaman çizgisine 1000 yıl geriye itiyorum. Hala sanki dün olmuş gibi hatırlıyorum. Yohannes'in. Kordelyam. Sana açmak istediğim bir sırrım var. Benim biricik sır ortağım. Başka kime söyleyeyim ki? Eko'ya mı? O bana ihanet eder. Dipnot Eko. Yunan mitolojisinde Narkissos'a aşık olan peri kızı. Yıldızlara mı? Onlar buz gibi. İnsanlara mı? Onlar anlamaz ki. Yalnız sana açabilirim çünkü sen onu saklamayabilirsin. Bir kız var, ruhumdaki hayalden bile daha güzel. Güneşin ışığından daha ağır, okyanusun kaynağından daha derin. Kartalın uçuşundan daha vakur bir kız var. Ah, eğ başını kulağıma ve kelimelerime yaklaştır. Öyle ki sırrım gizlice oradan içeri girebilsin. Bu kızı hayatımdan fazla seviyorum. Çünkü o benim bütün hayatım. Bütün arzularımdan daha fazla seviyorum. Çünkü o benim en büyük arzum. Bütün düşüncelerimden daha fazla seviyorum. Çünkü o benim tek düşüncem. Güneşin çiçeği sevdiğinden daha sımsıcacık seviyorum. Endişeli bir zihnin kederinden daha derin. Çöldeki kızgın kumun yağmuru sevdiğinden daha fazla hasretli. Ona anne gözünün çocuğuna bakışından daha yumuşacık tutunuyorum. Dua eden bir ruhun Tanrı'ya tutunduğundan daha inançlı, bitkinin köküne olduğundan daha ayrılmaz. Başına ağırlaşıyor. İçi düşüncelerle dolu. Göğsüne düşüyor. Göğüslerin dikleşiyor destek olmak için. Benim Kordelyam, beni anladın. Beni tam olarak anladın. Hani harfi harfine, noktasını, virgülünü bile yarım kulakla dinlemedin. Kulaklarımı iyice açayım ve bırakayım da senin sesin mi bana burada yol göstersin. Şüphe etmeli miyim? Bu sırrımı saklayacak mısın? Sana güvenmeye cesaret edebilir miyim? Korkunç suçlarla birbirlerini karşılıklı sessizliğe mahkum eden insanlar olduğu söylenir. Ben sana öyle bir sır verdim ki o benim tüm hayatım ve hayatımın özü. Senin bana açacak bir sırrın yok mu? Öyle anlamlı, öyle güzel, öyle iffetli bir sır ki kötüye kullanılsa doğaüstü güçler galeyana gelir. Yohannes'in. Kordelyam, gökyüzü bulutu. Gökyüzü bulutlu. Koyu yağmur bulutları gökyüzünde itirazlı yüzündeki kara kaşların gibi bir yükselip bir alçalıyor. Ormandaki ağaçlar huzursuz rüyalardan tedirgin olmuş gibi kıpır kıpır. Ormanda gözden kayboldun. Her ağacın arkasında bir kadın silüeti görüyorum. Sana benziyor, yaklaşıyorum. O bir ilerideki ağacın arkasına saklanıyor. Bana görünmeyecek misin? Dikkatini vermeyecek misin? Her şey beni şaşkına çeviriyor. Ormandaki her şey müstakil hatları kaybolup birbirine karışıyor. Her şey önümde bir sis denizi gibi. İçinde sana benzeyen kadın silüetleri bir görünüp bir kayboluyor. Seni göremiyorum. Sen durmaksızın sezginin dalgalarında sürükleniyorsun. Velakin ben çoktandır senin her bir benzerinle bile mutluyum. Nedenin ne olabilir? Senin yaratılışındaki zengin birlik mi yoksa benim yaratılışımdaki yoksul farklılıklar mı? Seni sevmek dünyayı sevmek değil, ne sevmek demek değil mi? Yohannes'in. Cordelia'yla aramda geçen konuşmaları olduğu gibi kopyalayıp çoğaltmak mümkün olsaydı benim için sahiden ilginç olabilirdi. Ama bunun bir imkansızlık olduğunu da hemen kavrayabiliyorum. Birbirimize söylediklerimizi hatırlamak mümkün olsa da eş zamanlılıkları çoğaltmalarına engel olur. Lakin konuşmanın sinir merkezi, Nida'daki sürprizin, Arzu'nun can damarı bu eş zamanlılık. Sonra genellikle tabii ki önceden hazırlıklı da değilim ve bu tabii ki Arzu'nun öz yapısına ters düşüyor. Özellikle erotik Arzu'nun. Daima ihtimam gösterdiğim tek şey mektuplarımın içeriği ve bunlarla onda ne gibi bir ruh hali yaratabileceğim. Mektubumu okuyup okumadığını sormak elbette hiç aklımın ucundan geçmez. Ama okuyup okumadığını kendime rahatça ispat edebilirim. Onunla bu konuda doğrudan konuşmasam bile her söylediğim şey üstü kapalı bir şekilde mektubun içeriğine değiniyor.
Bunu kısmen herhangi bir izlenimin şu veya bu şekilde ruhuna daha derin işlemesini sağlamak, kısmen de oradan tekrar geri alıp onu tereddütte bırakmak için yapıyorum. Mektubu yeni baştan okuyabilir, vefalı bir izlenim edinebilir vesaire. Onda bir değişiklik oldu ve bu değişiklik sürüyor. Şu anki ruh halini tasvir etmem gerekse panteist bir cesaret derdim. Gözleri ona hemen ihanet ediyor. Bakışı cesur, neredeyse gözü kara denecek kadar cesur. Sanki her geçen an olağanüstü geçmesi, görmesi gerektiriyormuş ve gözlemeye de hazırmışçasına. Tıpkı kendinden ötesini gören bir gözün ona doğrudan görünene ilaveten bu bakışı da fark ederek harikuladeyi görmesi gibi. Gözleri cesur, neredeyse gözü kara. Lakin kendine güvenden yoksun. Bu yüzden biraz hülyalı ve ricacı. Fakat mağrur ve hükmedici değil. Olağanüstünü kendi dışında arıyor. Görünmesi için dua ediyor. Sanki görünmesini sağlama gücü kendinde değilmiş gibi. Buna engel olmak lazım. Yoksa üzerinde vaktinden evvel ağırlık kazanacağım. Bana dün bir şey dedi. Krallara yakışır bir tabiatım varmış. Elbet boyun eğecek, böyle gidemez. Belki sevgili Cordelia, krallara yaraşan bir tabiatım olabilir. Ama nasıl bir imparatorluğa hükmettiğimden bir habersin. Ben ruh fırtınalarının hakimiyim. Tıpkı Aeolus gibi. Onları benliğimin dağına hapsediyorum. Ara sıra birbirini bir öbürünü salıveriyorum. Dipnot Aeolus. Yunan mitolojisinde rüzgar tanrısı. İltifat ona özgüven verecek. Ben ve sen arasındaki fark yürürlüğe konulacak. Her şey genç hanımın tarafına kaldırılacak. İltifat büyük özen ister. İnsan arada bir kendini çok yükseğe yerleştirebilir. Öyle ki daha yüksekte de kendine bir yer açmış olur. Lakin insanın arada bir kendini daha alçağa da yerleştirmesi lazım. Maneviyata eğilim durumunda birincisi en yerinde olanıdır. Erotiğe eğilimde ise ikincisi. Bana bir şey borçlu mu? Hiçbir şekilde. Bunu ister miydim? Hiçbir şekilde. Ben bu hususlarda iyice uzmanım. Erotiği bu tür budalalıklara düşmeyecek kadar iyi tanırım. Velev ki durum böyle olsaydı, var gücümle onu unutturmaya ve aklımdan geçenleri bastırmaya çalışırdım. Her genç kız kalbinin labirentleri karşısında bir Ariadne olur. Orada yolunu bulacak iyi ipliğe sahiptir. Ancak nasıl kullanacağına aklı ermez. Dipnot Ariadne. Yunan mitolojisinde Girit kralı Minos'un kızı. Teseus'a aşık oluyor. Kordelyam, konuş, seni dinliyorum. Her arzun benim için bir buyruk. Her duan kudretli bir sihirli formül. En gelip geçici arzularının her biri bana bir iyilik. Çünkü sana senin dışında duran hizmetkar bir cin gibi itaat etmiyorum ben. Senin her buyruğunda arzun da şekilleniyor ve onunla birlikte ben de ve ben senden beklediği tek bir tek kelime olan bir ruhsal karmaşayım. Yohannes'in. Kordelyam, biliyorsun ki kendi kendime konuşmayı çok severim. Tanıdıklarım içinde en ilginç kişiyi kendimde buldum. Bazen bu konuşmalara bir konu bulamayacağımdan korktum. Şimdi hiç korkum yok. Şimdi sen varsın. Şimdi ve ebediyen kendimle seni konuşuyorum. En ilginç nesne hakkında en ilginç kişiyle. Heyhat. Ben sadece en ilginç kişiyim. Sen ise en ilginç nesne. Yohannes'in. Kordelyam, seni çok kısa bir süre sevdiğimi sanıyorsun. Senden önce başka birini sevmiş olmamdan korkuyorsun. El yazıları vardır. Keskin bir göz onları yazan eski kurdu hemen fark eder. Ama o yazı zaman içinde önemsiz saçmalıkların altında kaybolmuştur. Yazının son görüntüsü kimyasal aşındırıcılarla bir silinirse, orijinali altan açık seçik ortaya çıkar. Aynı bunun gibi senin gözlerin de bana kendimi kendimde bulmayı öğretti. Bırakayım unutuş seninle ilgili olmayan her şeyi silip süpürsün. O zaman bir antik yazıda ilahi bir tazeli keşfederim ve o zaman sana olan aşkımın benim kadar yaşlı olduğunu keşfederim. Yohannes'in. Kordelyam. Bir krallık kendisiyle ihtilafa düşerse nasıl ayakta kalabilir? Kendimle ihtilafa düşen ben nasıl ayakta kalacağım? Ne hakkında mı? Senin hakkında. Sana aşık olduğum düşüncesinde belki sükun bulabilirim diye. Lakin bu sükuneti nasıl bulacağım? Zıt güçler fasılasız olarak birbirlerini en derin ve
en içten aşık olanın kendisi olduğuna iknaya çalışacaktır. Bir an biri, sonraki an öbürü. Bu beni pek fazla endişelendirir de diyemem. Zira o ihtilaf benim dışımda vuku buldu. Yani biri sana aşık olmaya cüret ettiyse veya olmamaya fark etmiyor. Suçun ağırlığı her iki halde de aynı. Yine de kendi içimdeki bu ihtilaf beni tüketiyor. Bu tek ihtirastaki çift anlamlılık. Yohannes'in. Ortadan kaybol benim küçük balıkçı kızım. Ağaçların arasına saklan. Sadece yükünü kaldır. Eğilmek sana pek yakışıyor. Evet, şu an topladığın çalı çırpının altında eğilirken bile sende doğal bir zarafet var. Böyle bir latif bir yaratığın, böylesi yükler taşıması. Tıpkı bir dansöz gibi hatlarındaki güzelliği sunuyorsun. Bel ince, göğüs geniş, filizlenmek üzere olan tomurcuk. Belki sen bunların önemsiz şeyler olduğunu düşünüyorsun. Belki zarif hanımların daha güzel olduklarını sanıyorsun. Ah yavrum, dünyanın nasıl sahtelik dolu olduğundan haberin yok. O devasa ormanın içlerine doğru yolculuğuna yükünle bir başla. Bilmiyorum. Orman muhtemelen karanın içlerine doğru millerce uzanıyor. Ta mavi dağların eteklerine kadar. Ola ki sen aslında bir balıkçı kızı değilsin. Büyülü bir prensessin. Bir cadının hizmetçisisin. Ve o sana ormanda çalışır toplatacak kadar gaddar. Masallarda hep böyle olur. Başka niçin ormanın ta içlerine gidesin ki? Sahiden bir balıkçı kızıysan çalı çırpınına, rıhtıma inerken önümden geçmek zorundasın. Ben yolun öbür tarafında duruyorum. Ağaçların altından kıvrılarak uzanan patikayı takip et. Gözlerim seni bulur. Sırf beni görmek için etrafına bakın. Gözlerim seni takip eder. Beni kıpırdatsana. Ama yapamazsın. Hasret beni kıpırdatamaz. Çitin üzerinde sakin sakin oturmuş sigaramı içiyor olacağım. Başka bir sefere belki. Evet, başını arkaya doğru öyle yarım çevirince bakışların nasıl da çapkın, hafif adımların nasıl da davetkar. Evet biliyorum, idrak edebiliyorum bu yolun nereye götürdüğünü. Ormanın yapayalnızlığına, ağaçların fısıltısına, kat kat sessizliğine. Bak, gökyüzü bile sana iltimas geçiyor. Bulutların içine saklanıyor. Ormanın fonunu karartıyor. Sanki perdelerini bizim için kapattı. Hoşça kal benim güzel balıkçı kızım. Mutlu ol. Lütfun için teşekkür ederim. Güzel bir andı. Bir duygu ortamıydı. Beni çitin üzerindeki sabit mekanımdan kımıldatacak güçte olmasa da içsel kıpırtılardan yana zengin. Lavan'la hizmetinin bedeli üzerine pazarlığa oturup ikisi Yakup'un sürüdeki beyaz koyunlara göz kulak olması karşısında doğacak bütün benekli kuzuların onun olması hususunda anlaştıktan sonra Yakup yalaklara çubuklar yerleştirdi. Ve koyunların bunu seyretmesine göz yumdu. Ben de tıpkı böyle Kordelia için her tarafa kendimi yerleştiriyorum. Gözleri beni hep görsün diye. Dipnot. Eski Ahit Yaratılış 30. Bu ona yalnızca onunla ilgiliymişim gibi gelir. Halbuki ben onun böylelikle tüm diğer şeylere ilgisini kaybedeceğini, konkupiskens bir ruh hali oluşacağını, her yerde beni göreceğini biliyorum. Konkupiskens, dipnot. Arzu dolu. Kordelyam. Arzu dolu. Seni bir unutabilseydim, o zaman aşkım bir hafıza işi mi demek olur? Zaman yazı tahtalarındaki her şeyi silmiş de olsa, silinmiş olan hafızanın kendi de olsa, sana olan ilgim dipdiri kalmaya devam ederdi. Sen hiç unutulmazdın. Seni bir unutabilseydim, ama o zaman neyi hatırlayacağım? Seni hatırlamaktan kendimi bile unuttum. Seni unutursam tekrar kendimi hatırlayacağım. Fakat kendimi hatırladığım an seni tekrar hatırlamak zorunda kalacağım.
Seni bir unutabilseydim o zaman ne olurdu? Eski zamanlardan kalma bir tabloda Ariadne mağarasından çıkmış. Denizde pupa yelken son hız uzaklaşan teknenin arkasından kaygılı gözlerle bakarken tasvir edilir. Ariadne'nin yanı başında elinde krişsiz bir yay gözlerinin yaşını silen Cupido durmaktadır. Tam arkasında başında miğferiyle kanatlı bir kadın silüeti görülür. İnsan onun Nemesis'i temsil ettiğini hemen anlar. Dipnot Nemesis. Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası. Bu tabloyu kafanda canlandır. Onu kafanda biraz daha değiştir. Cupido ağlamıyor ve yayı kirişsiz değil. Yoksa ben çıldırdım diye sen daha az güzel, daha az muzaffer olur. Cupido gülümsüyor ve yayını geriyor. Nemesis yanı başında. Boş durmuyor. O da yayını geriyor. Aynı resimdeki teknede bir erkek figürü seçiliyor. Bir şeyle meşgul. Teseus olduğunu farz ediyor insan. Teseus. Dipnot. Yunan mitolojisinde Minotaurus'u öldüren kahraman. Benim kafamdaki resimde böyle değil. O orada teknenin kıç tarafında durmuş. Hasretle gerilere bakıyor. Kollarını ileri doğru uzatmış. Pişman olmuş. Tövbe etmiş. Daha doğrusu çılgınlığı onu terk etmiş. Ama o tekne onu uzaklara götürüyor. Cupido ve Nemesis birlikte nişan alıyorlar. Her bir yaydan birer ok fırlıyor. Hedefe tam isabet. Bunu görüyorsun. Teseus'un kalbinde tam aynı noktaya isabet etmelerini neye işaret ettiğini anlıyorsun. Teseus'un aşkı öç dolu Nemesis'e idi. Johannes'in. Cordelia'm. Benim kendime aşık olduğumu söylüyorlar. Şaşmam. Zira sevebildiğimi nasıl fark edebilirdim? Zira ben yalnız seni seviyorum. Bir başkası bunu nasıl sezebilir? Zira ben sadece seni seviyorum. Kendime aşığım. Ama neden? Çünkü sana aşığım. Yalnız sana ve hakikatte sana ait olan her şeye. Çünkü sana olan sevgim sona ererse, kendime olan sevgim de sona erer. Dünyanın kafir gözlerinde en büyük bencilliğin ifadesi olan şey, senin mahrem gözlerin için en saf sevginin ifadesi. Dünyanın kafir gözlerinde en alelade yaşama içgüdüsünün ifadesi olan şey, senin kutsal bakışın için kendini yok edişin en coşkulusu. Johannes, en büyük korkum bu gelişim sürecinin çok zamanımı alacak olmasıydı. Oysa görüyorum ki Cordelia büyük ilerleme kaydediyor. Evet, hatta onu bu ruhta tutabilmek için her şeyi birden harekete geçirmek gerekecek. İlgisini hiçbir surette zamanından önce kaybetmemeli. Yani zamanın onun için artık geride kalmış olmasından önce. İnsan sevince ana yolu izlemiyor. Kongevejen'in tam ortasından giden sadece evlilik. Dipnot Kongevejen. Kral yolu. Danimarka hanedanının yazlık sarayı Fredensborg slota çıkan eski günlerde resmi geçidi ve törenlerin yapıldığı ana yol. İnsan aşık olunca yürüyüşüne Nodebo'dan da başlasa Esrum gölü boyunca yürümez. Hem de bu yol aslında yalnızca bir av yolu olmasına rağmen ama üzerinden çok gelip geçen olmuştur. Ve sonra aşk kendi yolunu kendi seçmeyi tercih eder. Dipnot. Nodebo. Kopenhag'ın kuzeyindeki Fredensborg şehrinde bir semt. Yine dipnot Esrum. Fredensborg'da Danimarka'nın en büyük gölü. İnsan Gripskov ormanının daha içlerine doğru uzanır. Dipnot Gripskov. Fredensborg'da Danimarka'nın en büyük ormanlarından biri. Ve böyle kol kola dolaşırken birbirini daha iyi anlar. Önceden belirsiz ve keyif ve ızdırap veren şeyler şimdi belirginleşir. İnsan etrafı birilerinin olup olmadığının farkına varmaz bile. Yani bu güzel kayın ağacı aşkınıza şahit oldu. Onu bu ağacın tacının tam altında ilk kez itiraf ettiniz. Her şey ilk kez karşılaşmanızı, ilk dansınızda birbirinize elinizi ilk kez uzatışınızı, gün ağarırken birbirinizden ayrılışınızı. Her ikiniz de öyle sarih hatırlıyordunuz ki kendi kendinize ve birbirinize bir şey itiraf etmeniz gerekmemişti. Bu aşk repertuarını dinlemek pek güzel. Ağacın altında diz çökmüştünüz. Birbirinize asla bozulmayacak aşk yeminleri etmiştiniz ve bu sözleri ilk öpücükle mühürlemiştiniz. Bu verimli ruh hallerini Cordelia'ya savurganca harcamak lazım. Bu kayın ağacı da şahit olmuştu. Ah evet bir ağaç. Epey uygun bir şahit ama yeterli değil. Belki gökyüzü de şahidinizdir diyeceksiniz. Oysa gökyüzü öyle ezbere bahsetmek için fazla soyut bir fikir. Bakın işte. Demek bir şahit daha vardı. Yoksa ayağa kalkıp biri olduğunu mu hissettirsem? Hayır, belki kim olduğumu anlarlar ve oyun kaybedilmiş olur. Yahut onlar uzaklaşmaya
Başladıktan sonra mı ayağa kalkıp etrafta birinin olduğunu anlamalarını sağlasam? Hayır, bu da patavatsızlık olur. Sırlarının üzerini sessizlik kaplamalı. Ben istediğim sürece, benim hükmüm altındalar. Onları arzu ettiğim zaman ayırabilirim. Sırlarını biliyorum. Bunu olsa olsa ya birinden ya diğerinden öğrenmiş olabilirim. Genç kızdan mı? Bu imkansız. Öyleyse delikanlıdan. Bu tiksindirici. Bravo. Ve hatta neredeyse fesatlık. Bakalım göreceğiz. Onda başka türlü elde edemeyeceğim belli bir ifadeyi bu yolla elde edebileceksem, olağan dilediğim gibi, o zaman yapacak bir şey, başka bir şey yok. Cordelia'm, ben yoksulum. Sen benim zenginliğimsin, karanlık. Sen benim ışığımsın. Sahip olduğum hiçbir şey yok. Hiçbir şeye muhtaç değilim. Zaten bir şeye nasıl sahip olabilirim ki? Bu kendi içinde bir tezat olurdu. Kendine sahip olmayanın bir şeye sahip olması. Hiçbir şeye olmayan ve hiçbir şeye sahip olmasına izin verilmeyen bir çocuk gibi mutluyum. Hiçbir şeye sahip değilim. Çünkü yalnız sana aitim. Ben değilim. Ben olmaya son verdim. Senin olmak için. Johannes'in. Benim Cordelia'm. Benim bu kelime ne anlama gelir? Bana ait olan değil. Benim ait olduğum şey. Benim bütün varlığımı ihtiva eden, öyle ki ona ait olduğum ölçüde bana ait olan şey. Benim yaradanım bana ait olan Tanrı değil. Benim ait olduğum Tanrı. Ve ana vatanım, yuvam, tutkum, hasretim, umudum içinde bu aynı. Şayet önceden ölümsüzlük olmamış olsaydı, bu düşünce, yani senin olduğum düşüncesi, doğanın alışılagelmiş seyrini delip geçerdi. Yohannes'in. Cordelia'm, ben neyim? Senin zaferlerini izleyen o sıradan hikayeci. Sen zarif bir hafiflikle havada yükselirken senin altında eğilen dansör. Uçmaktan yorulduğunda bir an üzerinde dinlendiğin dal. Sopranonun sesini daha tizlere tırmandırmak için onun işveli akordunu kendine acizane pes perdesiyle alttan kavrayıp kaldıran bas mı? Ben neyim? Ben seni yeryüzünde tutan yerçekimiyim. Ben başka neyim? Beden, kütle, toprak, toz ve kül. Sen benim Kordelyam. Sen ruh ve cansın. Yohannes. Kordelyam, aşk her şey demek. Nedenine gelince, sevene göre her şey kendi anlamına değil, yalnızca aşkın ona yüklediği anlama sahip. Öyle ki nişanlı bir gencin nişanlısından başka bir kıza ilgi duyduğu iddia edilseydi, genç erkek muhtemelen yerde bir suçlu gibi kala kalır, nişanınız da kıyamet koparırdı. Ama biliyorum ki sen bu itiraftaki sitayişi hemen fark ederdin. Zira bir başkasına aşık olmamın imkansız olduğunu biliyorsun. Tüm yaşamıma ışık saçan şey sana olan aşkım. Bir başkasına ilgi duyarsam bu onu sevmediğime kendimi ikna etmek için değil. Sadece seni etmek için. Yoksa küstahlık olurdu. Sadece seni etmek için, yoksa küstahlık olur. Lakin tüm ruhum seninle dopluyken hayatın benim için anlamı da değişiyor. Hayat senin hakkındaki bir efsaneye dönüşüyor. Yohannes'in. Cordelia'm, aşkım beni tüketiyor. Geride kalan yalnızca sensin. Geride kalan yalnızca sesim. Sana aşık bir ses. Her yerde seni nasıl sevdiğini fısıldıyor. Ah! Bu sesi duymak yoksa seni usandırdı mı? Bu ses her yerde etrafını çeviriyor. Mütefekkir ruhumu sanki çok katmanlı, değişken bir çevreye, çerçeve gibi senin temiz ve derin ruhunun etrafına yerleştiriyorum. Yohannes. Kordelyam, bir genç kıza aşık olan bir ırmak hakkında eski bir masal vardır. Benim ruhum da sana bir ırmak gibi aşık. Bir bakıyorsun sakinleşmiş ve görüntünü ta derinde pırıl pırıl yansıtıyor. Bir bakıyorsun yansımanı yakaladığını sanıp dalgalarını köpürtüyor. Sen kaçmayasın diye. Bir bakıyorsun yüzeyini hafifçe dalgalandırıp oradaki aksinle oynuyor. Bazen onu kaybediyor. O zaman dalgaları kararıyor, kederleniyor. Benim ruhumda tıpkı böyle. Sana aşık bir ırmağa benziyor. Yohannes'in. Doğrusunu söylemek gerekirse insan olağanüstü canlı
bir hayal gücü olmadan da kendini daha konforlu, daha keyifli ve en önemlisi daha uygun bir ulaşım aracında tahayyül edebilir. Bir kömürcünün arabasında yolculuk etmek yalnızca mecazi anlamda heyecan uyandırıcıdır. Yoksa der anlamda itibar edilmez. Ana yoldan saparak bir süre gider. Binmeye yanaşmaz, sonra biner. Bir mil gider, kimseyle karşılaşmaz. 2 mil her şey yolundadır. O zaman rahatlar, kendini güvende hisseder. Oradan bakıldığında etraf sahiden de daha bir güzel görünür. Hemen hemen 3 mil daha gidilir. Doğrusu ana yolun bu kadar uzağında bir Kopenhaglıya rastlayacağını kim beklerdi ki? Bir Kopenhaglı anladınız herhalde. Çevre köylerden biri değil. Kendine mahsus bir bakışı var. Çok kararlı, çok dikkatli, çok tenkitçi ve biraz da alaycı. Evet, benim sevgili kızım. Pek rahat bir halin yok. Servis tepsisinde oturuyorsun sanki. Araba öyle alçak ki ayaklarını koyacak bile yer yok. Lakin suç sizin. Arabam tamamen emrinizde. Size daha az rahatsız bir yer göstermek isterim. Tabii yanımda oturmaktan rahatsız olmazsınız. Ama hal öyleyse bütün arabayı emrinize sunayım. Ben atın üzerinde otururum. Gideceğiniz yere kadar size eşlik edebilmenin mutluluğu bana yeter. O hasır şapka yan bakışınızı yeterince maskeleyemiyor. Başınızı öne eğmeniz boşuna. Güzel profilinizi hala görebiliyorum. Hayranlıkla. Köylünün bana selam vermesi ne sinir bozucu. Değil mi? Öte yandan bir köylünün asil bir beyefendiye selam vermesi uygun bir hareket. Benden bu kadarla kurtulamazsınız. Bakın bir han var orada. Ya evet bir konaklama yeri. Kömürcüler ibadeti ihmal edemeyecek kadar Tanrı'dan korkarlar. Onunla ben ilgilenirim. Kömürcü taşıyıcılarını fethetmekte olağanüstü marifetliyimdir. Ah, sizi memnun etmeyi de bir başarabilsem. Teklifime karşı koyamayacak ve bir kabul ettiğimi tesirine de karşı koyamayacak. Ben başaramazsam uşağım icabına bakarım. Şimdi bir birahaneye giriyor. Siz sundurağın altında arabada yalnız kaldınız. Bu kız da kim bilir kimin nesi? Burjuva sınıfından bir genç kız mı yoksa bir diyakozun kızı olabilir mi? O zaman bir diyakoz kızı için çok ender bir güzelliği ve olağanüstü zevkli bir giyim tarzı var doğrusu. Bu diyakozun hali bak yerinde olmalı. Bana öyle geliyor ki o gerçek bir küçük hanım. Konağın arabasıyla dolaşmaktan bıkmış yazlık köşke doğru bir yürüyeyim demiş. Şimdi küçük bir macerada şansını denemek istiyor. Olabilir. Hiç duyulmamış şey değil. Köylü de pek cahil. Boş kafanın biri. Tek bildiği içmek. Evet. Yalnızca içmeye bak. Ahbap. Bu onun pekala hakkı. Fakat kimi görüyorsun? Matmazel Jasperson'ın ta kendisi. Hansin Jasperson. Toptancının kızı. Tanrım, daha önce tanışmıştık. Bir keresinde Bradgate caddesinde karşılaşmıştık. Faytonun arkaya dönük koltuğunda oturuyorduk. Uğraştı ama pencerenin camını bir türlü yukarı kaldıramadı. Gözlüğümü taktım. Onu gözlerimle izlemek mutluluğuna kavuştum. Pek mahcup edici bir vaziyette. Arabanın içi öyle hınca hınç doluydu ki kımıldayamıyordu. Galiba dikkate çekmekten de çekiniyordu. Şimdiki vaziyette herhalde bir o kadar utandırıcı. Birbirimiz için yaratılmışız. Bu açık. Romantik bir kız olsa gerek. Şüphesiz tek başına. İşte uşağım kömürcüyle beraber geliyor. Feci sarhoş, iğrenç. Şu kömürcü sürüsü de pek ahlaksız oluyor. Ah evet, kömürcü taşıyıcılarından daha beter insanlar da var. Bakın şimdi, yola çıkma zamanı gelmiş bile. Atları kendiniz sürmek zorundasınız. Ne romantik. Teklifimi reddediyorsunuz. Çok iyi sürücü olduğunuzda ısrar ediyorsunuz. Beni kandıramazsınız. Ne kadar kurnaz olduğunuzu fark ediyorum. Yolda biraz gittikten sonra aşağı atlayıvereceksiniz. Ormanda saklanacak bir kovuk bulmak kolay. Ama atımı eğerlemem lazım. Atla geleceğim. Bakın işte. Hazırım. Artık her türlü hücuma karşı güvende olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Ama öyle çok ürkmeyin. Yoksa hemen döner giderim. Tek istediğim sizi birazcık korkutmak. Doğal güzelliğinizin artmasına fırsat yaratmak o kadar. Kömürcünün kör kütük sarhoş olmasına benim vesile olduğumu bilmiyorsunuz.
ve sonra sizi kıracak. Gücendirecek bir tek söz çıkmadı ağzından. Her şey hala çok güzel olabilir. Vaziyete öyle bir yön vereceğim ki tüm hikayeyi sonradan hatırladıkça güleceksiniz. Sizinle halletmek istediğim ufak bir hesabım var. Küçük bir kızı gafile bulayacağımı asla düşünmemelisiniz. Ben özgürlük dostuyum ve özgürce alamadığım şeyin benim için bir önemi yok. Yolculuğa bu şekilde devam etmenin uygun olmayacağını herhalde kendiniz de fark etmişsinizdir. Ava çıkıyorum. Onun için at üstündeyim. Arabam hanın önünde duruyor. Emir buyurun. Hemen size yetişir ve istediğiniz yere götürürüm. Size refakat edemeyeceğim. Beni mazur görün. Çünkü bir av sözüm var. Av sözü kutsaldır. Kabul ediyorsunuz demek. Her şey çabucak hazır olacak. Bakın işte. Beni gördünüz diye utanmanıza yahut hiç olmasa size yakışandan fazla utanmanıza gerek yokmuş. Artık bütün hikayeyle eğlenebilirsiniz. Gülün biraz ve birazcık da beni düşünün. Daha fazlasını istemiyorum. Fazla bir şey değil ama bana yeter. Bu bir başlangıç ve ben özellikle başlangıç hamlelerinde kuvvetliyimdir. Dün akşam halasının evinde küçük bir davet vardı. Cordelia'nın örgüsüne davranacağını biliyordum. İçine bir pusula saklamıştım. Yere düşürdü, aldı, duygulandı, isteklendi. Bir insan ortamdan hep böyle faydalanabilirse sağlayacağı avantajlar saymakla bitmez. Önemsiz bir pusula genç hanım için böyle ortamda okuyunca sonsuz bir anlam kazanıveriyor. Benimle konuşma fırsatı bulamadı. Misafirlerden bir hanıma evine kadar refakat etmemi gerektirecek bir durum yaratıp ortadan kaybolmuştu. Bu sayede bugüne kadar beklemeye mecbur oldum. Edindiği izlenimi, genç kız ruhunun ta daha derinliklerine perçinlemek için hiç şaşmayan bir yoldur. Ona sanki üzerine düşen benmişim gibi bir izlenim verir. Bana faydası şu ki her tarafta akılda takılırım. Her tarafta ona sürpriz yaparım. Buna karşılık aşkın kendine mahsus bir diyalektiği var. Bir zamanlar bir kıza aşık olmuştum. Evvelki yaz Dresden'de bir tiyatroda seyrettiğim bir kadın oyuncu ona öyle benziyordu ki. Tanışmak istedim ve başardım da. Lakin aralarında çok büyük bir fark olduğunu fark ettim. Sonra bugün yolda bir hanıma rastlıyorum. Tıpkı o kadın oyuncuya benziyor. Bu hikaye bu minval üzere ilerler ve sürer gider. Düşüncelerimle her yerde Cordelia'yı çember alıyor. Onları koruyucu melekler gibi etrafına diziyorum. Kendi zafer arabasında tıpkı Venüs'ün güvercinlerinin çektiği arabasında oturduğu gibi oturuyor. Ve ben düşüncelerimin dizginlerine sanki kanatlı yaratıklarmış gibi asılıyorum. O arada memnun, bir çocuk gibi hayat dolu. Bir tanrıça gibi kudretli oturuyor. Bense yanında yürüyorum. Gerçekten de bir genç kız her halükarda doğanın ve tüm varlığın venerablesıdır. Ve hep öyle kalacak. Bunu kimse benden daha iyi bilemez. Dipnot venerable. Kutlu, kutsal, saygıdeğer. Böylesine bir görkemin öyle kısa sürmesine yazık. Bana gülümsüyor, beni selamlıyor, el sallıyor. Kız kardeşimmiş gibi. Bir bakış ona sevgilim olduğunu hatırlatıyor. Aşkın farklı pozisyonları var. Cordelia çabuk öğreniyor. Kucağımda oturuyor. Yumuşak ve sıcak kolunu boynuma doluyor. Vücudunu yer çekiminden bağımsızmış gibi hafifçecik göğsüme yaslıyor. Yuvarlak hatları bana hemen hemen dokunmuyor. Bir çiçek gibi zarif varlığıyla kıvırla kıvırla yükseliyor etrafımda. Bir kurdele gibi özgür. Gözleri kapaklarının ardına saklanmış. Göğsü kar gibi bembeyaz. Göz alıyor. Öyle kaygan ki bakışlarımı üzerinde sabit tutamıyorum. Göğsü kıpırdamasa kayıp gidecekler. Bu kımıltı neye delalet? Aşka mı? Belki. Bu onun ön sezisi, onun hayali. Henüz enerjiden yoksun. Beni uzun uzun kucaklıyor. Bulutun göksel'i bağrına bastığı gibi. Esinti gibi kayıtsız bir çiçeği kucaklarcasına hafifçe. Beni belli belirsiz öpüyor. Gökyüzünün denizi öptüğü gibi. Çiçeği kucaklayan kırağı gibi usulca. Sessizce denizin ayın aksini öpüşü gibi merasimle. Ondaki itirazı gelince bu aralar toy diyebilirim. Ben hele bir dönüş hamlesi yapıp kendime kesin olarak geri çekmeye başlayayım. İşte o zaman beni tutsak etmek için her şeyi deneyecek. Başarabilmesi için de erotizmden başka yolu yok. Bu şimdilik bambaşka bir tarzda kendini gösterecek olsa da elinde bana karşı kullanacağı bir silahı var demek oluyor. Ama o zaman benim elimde de düşünsel ihtirasım var. O kendisi için dövüşüyor, erotizme benim sahip olduğumu biliyor. O kendisi için dövüşüyor, beni alt etmek için. Onun aslında daha ileri seviyede bir erotizm tarzına ihtiyacı var. Onu alevlendirerek sezgiyi öğretmiştim. Şimdi soğukluğumla idraki öğretiyorum. Ama öyle yapıyorum ki o bunu kendi keşfetti sanıyor. Bunun için beni savunmasız yakalamanın peşinde. Beni yürekliliğiyle
açtığına inanıyor. Aklı sıra beni bu yolla tutsak edecek. İtiraz o zaman daha kesin, enerjik, inandırıcı ve diyalektik bir hal alıyor. Öpüşleri sınırsız, kucaklayışları aralıksız. Ben de özgürlüğünü arıyor ve ben onun etrafını ne kadar sıkıca sararsam özgürlüğünü o kadar iyi tanıyor, daha iyi buluyor. Nişan bozulmak üzere. Bir bozulunca da biraz dinlenmeye ihtiyacı olacak. Ki bu çılgın koşuşturma nağış bir görüntü arz etmesin. İtirazı son bir kez daha kendini toparlıyor ve o benim oluyor. Nasıl ki Kutlu Edward'ın zamanında bu genç kızın hocalığını dolaylı olarak üstlendiysem bunu şimdi alenen üzerime almış bulunuyorum. Ona en iyi bulduğum besiyi sunuyorum. Mitoloji ve masal hep olduğu gibi onu burada özgür bırakıyorum. Her şeyi ondan dinleyerek bulup çıkarıyorum. Önceden orada olmayanı oraya öncelikle yerleştiriyorum. Hizmetçi kızlar yazları Deerhaven Parkı'na giderler ama umdukları eğlenceyi bulamazlar. Dipnot. Deerhaven Parkı, Kopenhag biraz kuzeyindeki halk tipi eğlence yeri. İnsan senede bir kere gittiği bir yerin keyfini adamakıllı çıkarmak ister. Şapkalar takacaklar, şallar kuşanacaklar. Her bakımdan lüküsleşecekler. Eğlencede aşırılık, arsız, çirkin, müstehcen durur. Hayır. Ben en iyisi Frederiksberg Have Parkı'na gideyim. Dipnot Frederiksberg Have. Kopenhag'da hayvanat bahçesinin bitişiğinde kraliyet konaklarının da bulunduğu büyük bir park. Pazar öğleden sonraları buraya gelirler. Tabii ben de gelirim. Bu mekanda her şey derli toplu ve nezih. Eğlence tarzı da daha sessiz ve daha asil. Dolayısıyla hizmetçi kızlardan genellikle pek hoşlanmayan erkeklerin kaybı bu biçarelerinkinden daha fazla oluyor. Bu alacalı bulacalı hizmetçi kalabalığı esasında biz Danimarkalıların sahip olduğu en harikulade muhafız alayı. Ben kral olsaydım o zaman ne yapacağımı bilirdim. Geçit törenine muvazzaf askerleri çıkarmazdım. Eğer o 32 kişilik kurmaylar grubundan biri olsaydım hemen bir yardım komitesi kurulması için kolları sıvardım. Sezgi, nasihat, teşvik ve her türlü münasip ödülle hizmetçi kızları zevkli, uyumlu ve özenli biçimde süslenmeye özendirmek için çalışacak bir komite. Dipnot. Kurmaylar grubu. Kopenhag Şehir Meclisi'nin yalnız erkeklerden olacağı 32 üyesi vardı. Güzellik neden israf edilsin? Neden kendini hiç fark ettirmeden hayat geçip gitsin ki? Bırakalım da ha bari haftada bir gün bir işe yarayarak kendini göstersin. Lakin her şeyden evvel zevk ve itidal şart. Biz bir hizmetçi kız bir hanımefendiye benzemeyecek. Politivenen bunda ne kadar haklı olsa da ileri sürdüğü nedenler tamamen yanlış. Dipnot Politivenen. 1798-1811 ve 1816-1845 yılları arasında yayımlanan haftalık dergi. Eleştirel tavrı ve reformist içeriği nedeniyle sık sık sansüre uğradı. Eğer biz bu yolla hizmetçiler arasında sağduyulu bir ilerleme benimsersek, bunun kendi evlerimizde, kendi kız evlatlarımız üzerinde de faydalı bir etkisi olacağı düşüncesini düşünülemez mi? Yoksa bu yol izlenirse, Danimarka'yı gerçekten emsalsiz bir gelecek beklediğini farz etmem pek mi küstahlık olur? Ben bu altın çağı muhatabı olsaydım ne yapardım diye düşünüyorum. İnsan herhalde günlerini gönül rahatlığı içinde caddelerde, sokaklarda, pazarlarda dolaşıp temaşa zevkinin tadına vararak geçirirdi. Düşüncelerim ne kadar geniş, ne kadar cüretkâr, ne kadar da vatansever. Ama tabii Frederiksberg Parkı'ndayım. Her pazar öğleden sonraları hizmetçi kızların geldiği yerde ben de onlarla beraber. Önce köylü kızlar geliyorlar, sevgilileriyle el ele veya bir başka düzende. Bütün kızlar el ele önde, bütün erkekler onların arkasında yahut daha başka bir düzende. İki kız ve bir erkek. Bu kalabalık çerçeveyi oluşturuyor. Büyük çadırın önündeki kare şeklindeki geniş alanda ağaçlar boyunca ya ayakta duruyorlar ya oturuyorlar. Hepsi zinde, körpe. Yalnız tenlerindeki ve giysilerindeki renk zıtlıkları biraz sert. Şimdi Jutlandlı, Funenli kızlar da alaya katılıyor. Dipnot. Jutland. Danimarka'nın batı bölgesindeki büyük yarımada. Yine dipnot. Funen. Jutland'ın doğusunda kalan adalardan biri. Uzun boylu, dimdik, biraz fazlaca ağır siklet, giysileri bir parça pasaklı.
Burada komiteye büyük iş düşerdi. Gözler Bornholm bölüğünün üyelerini uzun boylu aramak zorunda kalmıyor. Dipnot Bornholm. Danimarka en doğusundaki adaların en büyüğü. Marifetli aşçı kızlar ama ne mutfakta ne Frederiksberg'de fazla yanlarına yanaşılabilecek cinsten. Gururlu hallerinde bir iticilik var. Bu nedenle oradaki varlıkları sağladığı tezat açısından etkili. Her ne kadar onlarla çok ender muhatap olsam da burada olmasalar özlerdim. Ve şimdi ana birlikler geliyor. Nibo değerli kızlar. Daha minyon, etli butlu, yuvarlak hatlı, güzel bir cilt. Memnun, mesut, şen şakrak, konuşkan, biraz fingirdek ve hepsinden önce başlar açık. Giyinişleri hemen hemen hanım işi. Yalnız iki şeye dikkat eder. Üzerlerinde şal yok, boyun atkısı var, şapka yok. Olsa olsa ufacık şık bir kep. Lakin tercihen başlar açık. Şu işe bakın. İyi günler Marie. Size burada mı rastlayacaktım? Sizi son kez gördüğümden beri çok oldu. Hala Kraliyet Danışma Kurulu'nda görevlisiniz herhalde. Evet, şartları mükemmeldir sanırım. Evet. Ama burada yalnız gibisiniz. Size refakat eden kimse. Bir sevgili falan yok yanınızda. Belki bugün vakti olmadı, gelemedi. Belki de onu bekliyorsunuz. Ya, demek nişanlı değilsiniz. Bu nasıl olur? Kopenhag'ın en güzel kızı. Kralın kurulunda da vazifeli. Bütün hizmetçi kızlar için bir ziynet. Bir örnek, zarif giymesini bilen bir genç hanım. Ve giysileri pahalı da. Elinizdeki mendil ne de zarif. İnce ketenden. Olamaz. Hem de kenarları nakışlı. Bahse girerim 10 mark verdiniz. Böylesine sahip olmayan öyle çok asil hanımefendi var ki. Fransız eldivenler, bir ipek şemsiye ve böyle bir kızın nişanınızı olmayacak. Bu haksızlık. Pek yanlış hatırlamıyorsam Jens de sizden bayağı hoşlanıyordu. Biliyorsunuz canım. Jens, toptancının Jens'i. İkinci kattaki. Bakın doğru tahmin ettim. Neden nişanlanmadınız ki? Jens yakışıklı bir erkekti. Hali vakti de yerindeydi. Herhalde toptancının nüfuzuyla şimdiye kadar ya polis memuru olmuştur ya itfaiyeci. Hiç de kötü bir voli değildi. Suç kesin sizde. Ona çok sert davrandınız. Hayır, ama Jens'in bir zamanlar bir kızla nişanlı olduğunu ve ona hiç de iyi davranmadığını öğrendim. Neler duyuyorum? Jens'in böyle bir alçak olduğunu kim tahmin ederdi? Evet, o saray muhafızları yok mu? Onlara da hiç güven olmuyor. Çok doğru davrandınız. Bir kız, sizin gibi bir kız, herhangi birinin kucağına atılmaz. Muhakkak daha iyisini bulursunuz. Sizi temin ederim. Juliane nasıl? Epeydir görmedim. Benim güzel Marim. Belki bana biraz bilgi vermek lütfunda bulunur. İnsan bir kere aşkta hüsrana uğradı diye herkesten uzaklaşmamalı. Burası da çok kalabalık. Bu konuda sizinle daha fazla konuşmaya çekiniyorum. Biri beni görür diye korkuyorum. Bir dakikacık dinleyin benim güzel Marim. Bakın burası uygun. Gölgelik bir yol. Ağaçların dalları adeta bizi yabancı gözlerden saklamak için birbirine geçmiş. Burada ne kimse bir görür ne de biz kimsenin sesini duyarız. Tek duyulan sadece uzaktan akseden müziğin yumuşak nameleri. İşte burada sırrımdan bahsetmeye cesaret edebilirim. Şu işe bakın hele. Eğer Jens öyle kötü biri olmasaydı, şimdi burada onunla kol kola yürüyor olacaktınız. Bu güzel müziği birlikte dinleyecektiniz. Şimdikinden çok daha fazla zevk alacaktın. Neden böyle duygulandın? Unut o Jens'i. Bana haksızlık ediyorsun. Buraya sırf seninle karşılaşabilmek için geldim. Danışma kuruluna da sırf seni görmek için gelmiştim. Herhalde anlamışsındır. Bir fırsatını bulup hep mutfak kapısının önünden geçtim. Sen benim olmalısın. Papaz kürsüsü de bayram etmeli. Yarın akşam sana her şeyi açıklayacağım. Mutfak merdiveninden doğru yukarıya, soldaki kapı, mutfak kapısının tam karşısındaki. Hoşça kal benim güzel Marim. Ama beni buradan gördüğünü veya konuştuğunu kimse fark etmesin. Sırrımı da biliyorsun artık. Sahiden enfes bir kız. Ondan bir şeyler koparmak mümkün oldu. O da sana hele bir ayağımı basayım. Papaz kürsüsünü kendim havalara uçuracağım. Öteden beri o pek güzel Yunan Autapkeia'sını geliştirme. Özellikle de bir papazı gereksiz kılma. Arayışı içinde olmuşumdur. Dipnot Atarkeya. Otarşi. Benden mektup aldığında Cordelia'yı arkasına izlemeyi çok isterdim. İlginç olabilirdi.
O zaman orada yazılanlara ne derece gerçek anlamda erotik yaklaştığını anlayabilirdim. Mektuplar bir genç kızın üzerinde tesir uyandırmak için paha biçilmez bir vasıta olmuşlardır. Daima da olacaklar. Nedense öyle bir harf canlı bir kelimeden çoğu kez daha tesirli oluyor. Mektup sır dolu bir iletişim aracı. İnsan kendini, durumun hakimi hissediyor. Etraftakilerin tesiri altında değil. Ve öyle sanıyorum ki bir genç kız bazen ve özellikle de zihninin baskı altında olduğu anlarda idealleriyle yalnız kalmak ister. İdeali sevdiği somut bir nesnede ifade bulsun bulmasın. İdealde hakikatin sahip olmadığı bir olağan dışılık bulunduğunu hissettiği anlar da vardır. Bu kefaret eğlencelerini ona bağışlamak gerekir. Yalnız bundan doğru yararlanmayı bilmek lazım ki o tükenmiş değil, güçlenmiş olarak gerçeğe geri dönebilsin. Mektuplar buna yardımcı oluyor. İnsanın görünmeden, zihinsel düzlemde bu kutsal vaftiz anlarında hazır bulunmasını sağlıyor. Mektubun gerçek bir kişi tarafından yazıldığını tahayyül etmek, hakikate doğal ve zahmetsiz bir geçiş sağlıyor. Cordelia'yı kıskanabilir miydim acaba? Lanet olsun. Evet, bir bakıma da hayır. Bir başkasıyla mücadele eden, zaferle çıktığım halde bundan rahatsız olduğumu görseydim, yani beklediğimin tam aksi olsaydı, o zaman ondan vazgeçerdim. Eski devirlerin filozoflarından birinin dediğine göre insan başından geçen her şeyi olduğu gibi bir yere kaydetseydi daha ne olduğunu anlamadan filozof olurdu. Epey bir zamandır nişanlılar cemaatiyle ilişki içindeyim. İlişki halindeyim. Bu bağlantının er geç meyvesini vermek gerek. Bu nedenle bir kitap yazmak için malzeme toplamayı düşündüm. Başlığı öpüşme teorisine giriş. Tüm alıngan aşıklara ithaf edeceğim. Bu konuda bir kitabın bulunmaması sahiden pek garip. Bu konuda bir kitabın bulunmaması sahiden garip. Eğer biri bitirmek kısmet olursa uzun zamandır noksanlığı hissedilen bir ihtiyacı gidermiş olacağı. Edebiyatımızdaki bu eksikliğin sebebi acaba filozofların bu konuyu hiç düşünmemeleri mi yoksa hiç anlamamaları mı? Şimdiden bir iki tavsiyede bulunabilirim. Öpüşmenin mükemmel olabilmesi için taraflardan birinin kız diğerinin erkek olması şart. Erkeklerin öpüşmesinin tadı yok. Veyahut daha kötüsü ağızda nahoş bir tat bırakıyor. Sonra sanıyorum ki erkeğin kızı öpmesi, kızın erkeği öpmesine kıyasla öpüşme fikrine daha bir yakındır. Yıllar zarfında bu ilişkide öyle bir kayıtsızlık gelişir ki öpüşme anlamını kaybeder. Bu evlilerin evcil öpüşmeleri için de geçerli. Evcil çift, evli çift, mendil yokluğunda birbirinin ağzını siler, bir taraftan da afiyet olsun der. Aradaki yaş farkı hayli az fazlaysa o zaman öpüşme olgusu, öpüşme fikrinin dışında kalır. Taşra'da bir kız okulu hatırlarım. En büyük sınıf kendilerine bir terminus bulmuştu. Dipnot terminus, hedef. Kral danışmanını öpmek. Bu ifadeyle sevimli makbul kavramlarının öpüşme olgusuyla olan irtibatında kesin kez kesmiş oldular. Söz konusu terminus aslında şöyle olmuştu. Sınıfın kadın öğretmeninin bir kayınbiraderi vardı. Kadının evinde ağlıyordu. Kadının evinde kalıyordu. Bir zamanlar kral danışmanlığı yapmıştı. Yaşlı başlı bir adamdı. Özgürlüğünün zevkini genç kıza bol bol öperek çıkarırdı. Öpüşme kesin bir tutkunun ifadesi olmalı. Bir kız ve bir erkek ikiz kardeşler öpüştüğünde bu hakiki bir öpüşme olmaz. O Noel oyunlarının mükafat öpücükleri de öyle. Bunlar çalıntı öpücük sınıfına girer. Öpüşme sadece belli şartlar altında mevcut olabilen bir duygudan yoksunsa tek başına bir anlamı içermeyen sembolik bir harekettir. İnsan öpüşmeyi sınıflandırmak isterse muhtelif sınıflama prensipleri arasında tercihte bulunabilir. Ne yazık ki dil burada gözlemlerim kadar esnek değil. Dünyada hiçbir dilde sırf amcamın evinden aşina olduğum farklılığı bile ifade etmeye yetecek bir onomatopoeya sözlüğüne sahip değil sanıyorum. Dipnot. Onomatopoeya. Bir olay veya durumun tabii seslerine benzer seslerle üretilen sözcük.
Bazen sinek ezer gibi, bazen ıslık çalar gibi, bazen şapur şupur, bazen şangır şungur, bazen kükrercesine, bazen içi dolu gümbür gümbür, bazen içi boş bir yankı gibi, bazen fukara giysisi gibi, kaba saba vesaire vesaire. Öpücük temas özelliği açısından da sınıflandırılabilir. Teğetsel öpücük veya en passant öpücük ve de sımsıkı öpücük. Geçen zamana göre de uzun ve kısa olarak adlandırılabilir. Zaman açısından bakıldığında bir diğer sınıflama daha olabilir ki bana hitap eden de yalnız budur. İlk öpüş belediyeler diğerler arasındaki fark. Düşüncenin burada odaklandığı şey diğer bütün sınıflandırmalarda ortaya çıkanla kıyaslanamaz. Genel olarak sesle, temasla, zamanla ilgisi yoktur. İlk öpüşme niteliksel olarak da tüm diğerlerinden farklıdır. Çok az insan bunu düşünür. Düşünen bir tek kişi olmasa yazık olurdu. Kordelyam. İyi bir cevap, tatlı bir öpüşmeye benzer der Süleyman. Dipnot Süleyman. Eski ayet Süleyman'ın özdeyişleri 24-26. Doğru cevap veren adam dudakları öper gibidir. Bilirsin soru sormaya pek düşkünümdür. Ama hemen hep tenkit edilirim. Bu ne sorduğumu anlamamalarından kaynaklanır. Ne sorduğumu anlayan yegane insan sensin. Sadece sen cevap vermekten anlıyorsun. Ve sadece sen iyi cevap bulmaktan anlıyorsun. Nitekim Süleyman iyi bir cevap tatlı bir öpüşmeye benzer der. Yohannes'in manevi erotizm ve dünyevi erotizm birbirinden farklıdır. Ben şimdiye kadar Cordelia'da daha ziyade manevi olanını geliştirmeye çalıştım. Kişisel mevcudiyetim artık daha farklı olmalı. Yalnız refakatçi bir atmosfer değil, tahrik edici de olmalı. Şu sıralar Phaedrus'ta aşktan bahseden o meşhur pasajı okuyarak buna hazırlanıyorum. Phaedrus, Platon'un eseri ya da diyaloğu. Tüm varlığımı elektriklendiriyor. Şahane bir prelüdü. Platon erotizmden gerçekten iyi anlıyormuş. Kordelyam. Eski Romalılar dikkatli bir öğrenci için hocasının ağzının içine bakıyor derler. Aşk için her şey bir görüntü ama buna karşılık görüntü de tekrardan bir hakikat. Ne çalışkan, ne dikkatli bir öğrenciyim değil mi? Ama sen tek kelime bile etmiyorsun. Yohannes, Yohannes'in. Eğer bu ilerlemeye ben değil de bir başkası öncülük ediyor olsaydı o zaman büyük bir ihtimalle kendisinin yönlendirilmesine müsamaha edemeyecek kadar zeki demekti. Nişanlılar cemaatinin bir üyesine danışmaya kalkmış olsaydım herhalde erotik cüretin verdiği böbürlenmeyle şöyle söylerdi. Ben bu sevişme pozisyonlarında sevgililerin aşk titreşimlerinin ses resmini hala boşuna arıyorum. Dipnot ses resmi. Kum taneleri veya metal dozlarının titreştirilmesiyle oluşturulan desen. Cladni figure. Ben de şöyle cevaplardım. Boşuna aradığına memnun oldum. İnsan ilginç olanı dikkate almadıkça o resim zaten hakiki erotizmin boyutuna uymaz. Sevişme olgusu lafla yetinmek için fazla somut, erotik durumlar lafla doldurulamayacak kadar anlamlıdır. Sessiz, sakindirler. Ana hatları bellidir. Lakin Memnon heykelinin nameleri gibi de dokunaklıdırlar. Dipnot. Memnon heykeli. Şafakta arp sesine benzer nameler çıkardığı söylenen ünlü Mısır heykeli. Eros el kol hareketleri yapar, konuşmaz. Yahut konuşsa bile bu gizemli bir ipucu, simgesel bir müziktir. Erotik durumların her zaman ya plastik ya pitoresk, sanatsal bir yanı vardır. Lakin iki kişinin aşklarından konuşmasında ne plastik ne de pitoresk bir özellik var. Yine de ciddi nişanlılar bu tür boş laflarla işe başlarlar. Ve bu daha sonra onların bol lakırdılı evlilik ortamını bir arada tutan sihirli kurdeleyi oluştururlar. Bu laklak aynı anda hem bir girişim hem bir güvence oluyor. Evliliklerin Ovidius'un bahsettiği çeyizden yoksun kalmayacak güvencesi. Dos est uxoria lites. Dipnot. Dos est uxoria lites. Kavga konusudur çünkü kadının çeyizi. Ovidius. Aşk Sanatı. İkinci kitap. 155. sayfa. İlla konuşulacaksa birinin konuşması da yeterli zaten.
Konuşmayı erkek yapacağından Venüs'ün erkekleri baştan çıkardığı kemerindeki güçlerden bazılarına da sahip olması lazım. Gevezelik ve tatlı övgüler, yani imalarla yavaşça zok olmak. Bundan Eros'un dilsiz olduğu veya konuşmanın erotik açıdan uygun kaçmayacağı şeklinde bir sonuca değil. Yalnızca gevezeliğin de şayet gelecek beklentilerine falan dalmazsa erotik kabul edilebileceği, erotik olguya bir dinlenme arası, bir passe temps olduğu, yani en belirleyici an olmadığı şeklinde bir sonuca varılmalı. Dipnot, passe temps. Eğlence, meşgale. Böyle bir sohbet, böyle bir konfabulatio yapısı itibarıyla aslında bir hayal, bir hayli tanrısal da oluyor. Ve ben bir genç kızla çene çalmaktan katiyen usanmam. Dipnot, konfabulatio. Baş başa, alçak sesle konuşma, gevezelik. Demek istediğim şu, belli bir kızdan usanabilirim ama bir genç kızla gevezelik etmekten değil. Nefes almaktan yorulmam kadar imkansızdır bu. Bu çeşit bir konuşmanın asıl garip yanı bitkilere benzeyen gelişimidir. Bitki. Ayakları yerden kesilmez, bir hedefi yoktur. Hareketlerini yöneten tesadüfler yasasıdır. Lakin ürünü itibarıyla adı üstündedir. Bin bir zevk. Dipnot, bin bir zevk. Kierkegaard burada danca, papatya, to sint frit sözcüğünü ironik biçimde kelime anlamıyla kullanmış. Bin bir zevk. To sint frit. Enteresan. Benim Kordelyam. Benim senin bu kelimeler mektuplarımdaki alçak gönüllü içeriği paranteze alıp sarıyorlar. Aralarındaki mesafenin giderek daha kısaldığını fark ettin mi? Ah benim Kordelyam. Ne güzel, parantezin içi boşaldıkça daha doyurucu, daha anlamlı oluyor. Senin Yohannes'in. Kordelyam, kucaklaşma bir çekişme midir? Yohannes'in. Kordelya genellikle sessiz, bu tarafından hep hoşlanmışımdır. Onun üzerinde bir erkeği hiatus ile taciz etmeyecek kadar derin bir kadınsılık, özellikle kadına mahsus olan ve bir önceki veya bir sonraki eksik sessizliği oluşturacak erkeğin bir o kadar kadınsı olduğu durumlarda kaçınılmaz olan kinaye var. Dipnot hiatus. Ses boşluğu, eksik sessiz. İki sesli harfin birbirini izleyen iki hece veya kelimede aralarında sessiz harf olmadan ve birleşmeden yan yana gelmesi. Lakin arada ağzından kaçan kısacık bir yorum ruhunda ne çok şeyler barındırdığını açığa vuruyor. Tabii ben de yardımcı oluyorum. Bir resim taslağına çekine çekine rastgele çizgiler konduran bir adamın arkasında duran birinin bıkıp usanmadan o çizgileri birleştirip daha değerli toplu, daha anlamlı bir şey ortaya çıkarması gibi bir şey. Kendi kendini şaşırtabiliyor ancak kendine ait olan bir şey hakkında. Bu yüzden Cordelia'yı her yorumunu, rastgele söylediği her bir sözcüğü devamlı gözlüyorum. Ve daha sonra bunları Cordelia'ya hatırlattığım zaman her biri daima daha fazla anlamla yüklü oluyor. Onun hem bildiği hem bilmediği anlamlarla. Bugün bir davetteydik. Tek kelime bile etmedik. Biz masadan kalkarken uşak yanımıza geldi ve Cordelia'ya bir habercinin kendisini beklediğini, konuşmak istediğini bildirdi. Haberciyi gönderen bendim. Bir mektup gelmişti. Bir mektup getirmişti. Mektupta masadayken ağzımdan çıkan bir söze imada bulunuyordu. Bu sözü benden uzakta oturan Cordelia'nın muhakkak duyacağını ve yanlış anlayacağını bilerek masadakilerle sohbet ederken ortadan söylemiştim. Mektup tam burada işe yarayacaktı. Masa sohbetini istediğim yöne çevirmem mümkün olsaydı, mümkün olmasaydı o zaman öyle iyi ayarlayacaktım ki ona ulaşmadan mektuba el koyabilecektim. Geri geldi çünkü küçük bir yalan söylemek zorunda kaldı. Zira bu tip şeyler erotizmin gizemini takviye eder. Onlarsız kendine gösterilen yoldan ilerleyemez. Kordelyam, başını Elver Hoca'ya yaslayana rüyasında peri kızının göründüğüne inanır mısın? Dipnot, Elver Hoca. Kuzey mitlerinde perilerin yaşadığı kızıl ağaçlarla kaplı tepenin adı. Peri Tepesi. Onu bilemiyorum ama biliyorum ki başımı senin göğsüne yasladığında gözlerim kapanmıyor. Ve ben o zaman bir meleğin çehresini görüyorum.
Başını Elver Hoca'ya yaslayan, sakin yatamayacağına inanır mısın? Onu bilmiyorum. Fakat biliyorum ki başım göğsüne yaklaştığında gözlerim uykunun inemeyeceği kadar kıpır kıpır olacak. Yohannes. Iacta est alea. Dipnot. Zar atıldı. Caesar'ın kazanarak Roma İmparatoru olacağı iç savaşa giderken Rubikon nehrini geçtiği sırada söylediği söz. Artık hamle zamanı. Bugün onun yanındaydım. Ama kafama takılan bir fikre dalıp gitmiştim. Ne kulağım ondaydı ne gözüm. Fikir ona göre de çok ilginçti ve onu da pek sardı. Ancak yeni bir manevraya o yanı başımdayken böyle soğuk durarak başlamak yanlış olurdu. Ben onun yanından ayrıldıktan ve düşünce kafasını kurcalamayı bıraktıktan sonra her zamankinden daha farklı olduğumu kolayca fark etti. Değişikliği yalnızken fark etmesi bu keşfi onun için daha sancılı yapar. Daha yavaş fakat daha fazla içe işler. Hemen parlayamaz ve bir fırsat çıktığında o kadar çok şey tasarlamıştır ki bir hamlede söyleyemez. Geride bir şüphe tortusu kalır. Huzursuzluk artar. Mektupların arkası kesilir. Erotik besi kısıtlanır. Aşk gülünç bulunup alay konusu edilir. Belki kısa bir an baş eğer gibi olur ama uzun vadede tahammül edemez. Şimdi benim ona karşı kullandığım yöntemlerle tutsak etmek isteyecek erotizmle. Nişanı bozma noktasında her küçük kız büyük bir ahlak yorumcusu kesilir ve okullarda dersi verilmediği halde bütün kız çocuklar nişanlının hangi hallerde bozulacağını iyi bilirler. Bu aslında geçen seneki son sınıf bitirme sınavlarının standart sorusu olmalıydı. Kız okullarındaki bitirme tezlerinin çok tek düze olduğunu biliyorum. Böylece bu çeşitlilik noksanlığı da giderilmiş olurdu. Zira soru bir genç kızın keskin zekasını gösterebileceği için geniş bir alan sunuyor. Hem insan neden bir genç kıza o keskin zekasını en mükemmel şekilde gösterebilme fırsatı tanımasın? Sonra bu şekilde bir başka fırsatı daha kazanmayacak mı? Olgun olduğunu göstermek, nişanlanmak için. Bir zamanlar başımdan bana çok ilginç gelen bir hadise geçti. Ara sıra görüştüğüm bir aile vardı. Evin büyüklerinin evde olmadığı bir gündü. Evin iki genç kızı arkadaşlarını sabah kahvesine çağırmışlardı. 16 ile 20 yaş arasında 8 genç kız. Görünüşe göre başkasını beklemiyorlardı. Hatta hizmetçiye başkalarını eve sokmaması da tembih edilmişti sanırım. Ben yine de içeri girdim. Kızlar biraz şaşırmış görünüyorlar. 8 genç kızın böyle teşrifatlı bir sinotta ne müzakere ettiklerini Tanrı bilir. Dipnot sinot. Çok çeşitli konuları tartışmak ya da karara bağlamak üzere toplanan kilise temsilcilerinden oluşan meclis. Evli kadınlar bazen buna benzer toplantılar yaparlar. Pastoral teolojiyi ele alırlar. Özellikle en önemli sorular müzakere edilir. Hizmetçi kızın yalnız başına şehir meydanına gitmesine izin vermek hangi durumlarda daha uygun olur? Kasapta veresiye defteri mi açtırmalı yoksa peşin mi ödemeli? Aşçı kızın sevgilisi olması makul mü? Mutfak işlerini sekte vuran bir ihtiras dolu ilişkiye nasıl son verilecek? Bu latif gruptaki yerimi aldım. İlkbaharın başlarıydı. Güneş ışınlarını yeryüzüne yavaş yavaş yollamaya başlamışım. Gelişinin yakın olduğunu müjdeliyordu. O da tam kıştan kalmaydı. O nedenle olmalı. İçeri süzülen o tek tük ışık uzmeleri insana pek davetkar geliyordu. Masadan mis gibi bir kahve kokusu yayılıyordu. Ve genç kızlar da neşeli, sağlıklı, hayat doluydular. Şamata yapıyorlardı. Korkuları çabuk yatışmıştı. Zaten neden korkacaklardı ki? Bir bakıma erkek gibi kuvvetliydiler. Dikkatlerini ve sohbetin konusunu döndürüp dolaştırıp bir nişanın hangi durumlarda bozulması gerektiği sorusuna getirmeyi başardı. Gözlerim bu kız çelenginde bir çiçekten diğerine keyifle pır pır kanat çırptı. Bir güzelden diğerine kondu ve dış kulağım seslerin melodisiyle dolup taşarken iç kulağım belli belirsiz sesleri pür dikkat incelemenin zevkini sürdürdü. Böyle kızların kalbinde ve tarihinde bir yer edinmek için tek bir kelime etmem çoğunlukla kafi gelmiştir. Aşkın yolları yine de öylesine baştan çıkarıcı ve bir insanın yolda ne kadar ilerlemiş olduğunu keşfetmek öylesine ilginç ki. Sohbeti habire körükledim. Yaratıcılık, espri, estetik, yansızlık. Hepsi iletişimi daha bir rahatlattı. Yine de her şey en katı edep sınırları dahilinde kaldı. Biz gevezeliğin kolay bölgelerinde böyle şakalaşırken
Bu iyi kalpli kız çocukları bir tekerimemle vahim bir mahcubiyetin kucağına atma ihtimali uyukluyordu. Bu ihtimal bütünüyle bana bağlıydı. Ama kızlardan hiçbiri bunu değil kavramak sezinlemedi bile. Sohbetin kolay eğlencesinde alıkonuldular. Şehrazat'ın hikaye anlatarak ölümü uzakta tuttuğu gibi. Konuşmanın gidişatını bazen hüznün sınırına çektim. Bazen hopbalığın dizginlerini başıboş bıraktım. Bazen de onları diyalektik bir oyunla özendirdim. Hangi malzemenin daha çok çeşitlilik içerdiği insanın ona nasıl baktığına bağlı. Sürekli yeni temalar ortaya attım. Anne babası tarafından katlarca nişanı bozmak zorunda bırakılan bir kızdan bahsettim. Bu acıklı çarpışma gözlerini neredeyse yaşlarla doldurdu. Nişanı bozan birinden bahsettim. İki sebep göstermişti. Kız çok iriydi ve adam aşkını itiraf ederken kızın önünde diz çökmemişti. Bunların yeterince mantıklı bir neden olarak kullanılamayacağını söyledim de bana şu cevap vermişti. Bilakis istediğim amaca ulaşabilmem için kesinlikle yeterli. Zira hiç kimse bu konuda cevap olarak mantıklı bir tek kelime elde edemez. Çok zor bir olayı da bu arada cemaatin dikkatine sundum. Bir genç kız sevgilisiyle birbirlerine uygun değiller diye nişanı bozmuştu. Sevgilisi aşkının çok derin olduğuna dair yeminle de ederek onu mantığa davet etmek istemişti. Ama kız şöyle demişti. Ya birbirimize uygunuz ve aramızda gerçek bir sempati var ve o zaman sen birbirimize uymadığımızı fark edeceksin. Ya da birbirimize uygun değiliz ve o zaman da birbirimize uygun olmadığımızı fark edeceksin. Kızların bu gizemli lafları kavrayabilmek için nasıl kafa patlattıklarını görmek bir zevkti. Yine de içlerinden bir ikisinin çok iyi anladığını fark ettim. Zira nişanı bozmak konusunda genç kızlar aralarından ahlak yorumcusu olarak doğarlar. Evet, gerçekten inanıyorum ki nişanın hangi durumlarda bozulması gerektiğini şeytanla tartışma bir kızla tartışmaktan daha kolay olurdu benim için. Bugün onunla birlikteydim. Onu yine mest etmek istediğim için konuyu hemen dün kafasını meşgul ettiğim konuya getirdim. Aslında dün söylemek, istemek istediğim bir şey vardı. Senden ayrıldıktan sonra aklıma geldi. Yanında olduğum sürece beni dinlemekten zevk duyuyor. Ben yanından ayrılınca muhtemelen aldatıldığını sanıyor. Benim değiştiğimi düşünüyor. Bir insan hisselerini böyle geri alır. Tilkice bir yol olsa bile aile yapısı faydalıdır da. Dolaylı yolların hepsinde olduğu gibi. Bahsettiğim şeyin benim kafamı da meşgul ettiğini kendini ikna edebilir. Evet, tam o anda bu onu ilgilendirebilir. Ama ben asıl erotizmde onu kandırırım. O derin, dum, metuant. Sanki sadece korku ve nefret mi birbiriyle ilintilidir? Sanki korku ve aşkın birbiriyle hiçbir ilgisi yok mudur? Aşkı ilginç yapan şey sanki korku değil midir? Dipnot, o derin dum metuant. Korktukları sürece nefret de edecekler. Trajedi yazarı Lucius Asius'a ait bir replik. Roma İmparatoru Caligula'nın ağzında meşhur olmuştur bu söz. Bu aşkta gizem dolu bir korku ve dehşet yok mudur? Doğadaki o mükemmel ahenk kural tanımazlıktan ve vahşi bir keşmekeşten kaynaklanmıyor. Ondaki huzur ise sadakatsizlikten. Lakin en göz alıcı olan sadece korku. Aşkı ilginç yapmak isteyince de durmayın. Ardında derin, ürkütücü bir gece kuluçkada bekler. Aşkın çiçeği buradan fışkıracak. Nymphea alba çanağıyla suyun yüzeyinde bu şekilde dinlenir. Düşünce köklerinin tutunduğu o derin sesle yuvarlanma korkusuyla ürperirken. Dipnot. Nymphea alba, beyaz nilüfer. Dikkat ettim. Mektuplarında bana hep benim diye hitap ediyor ama bunu yüzüme karşı söyleyecek cesaret yok. Bugün bunu ondan mümkün olduğunca üstü kapalı olarak ve erotik bir içtenlikle rica ettim. Niyetlendi ama sözü dökmekten çok daha kısa ve daha hızlı ironik bir bakış bunu imkansız kılmaya yetti. Dudağım var gücüyle cesaretlendiriyor olsa da. Bu ortam normal. O benim.
Bunu adet olduğu üzere yıldızlara gizlice söylemiyorum. Gökyüzünün ücra köşelerinin bu bilgiyle ne işleri olacağını da doğrusu bilemiyorum. Bunu Cordelia'dan başka kimseye de söylemiyorum. Bu sırrı yalnız kendime saklıyorum. Kendimle yaptığım en gizli sohbetlerde içimden kendime fısıldıyorum. Kalkıştığı direniş öyle büyük değil ki. Öyle büyük değildi. Ama sergilediği erotik güç takdire değer. Bu derin ihtirasta ne de ilginç ne de muazzam. Adeta doğaüstü. Sakınırken ne kıvrak. Her yere süzülüp giderken ne esnek. Zayıf bir noktayı nasıl da hemen fark ediveriyor. Her şey hareket halinde. Lakin bu unsurlar ordusunun uğultusunda ben de tam kendi unsurumda duruyorum. Ve bütün bu keşmekeşin ortasında bile o kesinlikle çirkin değil. Değişen ortamların içinde paramparça değil. Unsurlarına ayrılıp dağılmış değil. O sürekli olarak bir anadiomene. Yalnız toy bir zarafetle veya unbefangen bir rehavetle değil. Şehvetin hızlı nabız atışlarından mest olarak yükseliyor. Ama o hala bir bütün, hala bir denge. Dipnot, anadiomen. Ve Afrodit'in takma adlarından biri. Denizden yükselen. Unbefangen, tarafsız. Mücadele için erotik silahların hepsini kuşanmış, gözlerinin oklarıyla savaşıyor, kirpiklerinin buyruğuyla, alnının gizemiyle, göğüslerinin retoriğiyle, kucaklaşmanın tehlikeli tahrikleri, dudakların yalvarışı, yanağın gülümsemesi, tüm varlığının hoş arzusuyla. Onda tıpkı bir Volkayri'nin gücü var, enerjisi var. Ama bu güç üzerine yayılan bayıltıcı bir bitkinlikle karışıp kayboluyor. Dipnot Volkayri, İskandinav mitolojisinde savaşta ölen kahramanları Valhalla'ya taşıyan kanatlı bakireler. Onu yalnızca korku ve huzursuzluğun ayakta tuttuğu ve yuvarlanmasına engel olduğu bu sivri uçta fazla uzun kalmamalı. Bu tür duygu değişimleri çok yakında ona nişanlılığın çok dar, çok bunaltıcı olduğunu hissettirecek. Beni alışılagelmişin sınırını aşmaya tahrik eden bizzat o. Böylece kendi de bunun farkına varacak ve benim açımdan esas mesele de bu. Artık ağzından nişanlılıktan usandığını ima eden az laf çıkmıyor. Ve kulaklarım hepsini not ediyor. Onlar operasyonumun, Cordelia'nın ruhundaki iz sürücüleri, bana öğretici ipuçları veriyorlar. Onlar Cordelia'yı planımın ağına bağladığım ipuçları. Benim Cordelia'm, nişanlılıktan şikayet ediyorsun. Aşkımızın engel olmaktan başka bir işe yaramayan, harici bir bağa ihtiyacı olmadığını düşünüyorsun. Ben de o zaman Cordelia'mdaki harikalığı keşfediyorum. Hakikaten sana hayranım. Görünüşteki o birlikteliğimiz aslında bir ayrılıktan başka bir şey değil. Aramızda hala bizi birbirimizden Piramus ve Tisbe gibi ayıran bir duvar var. Hariçtekilerin müdahalesi rahatsız ediyor. Dipnot Pyramus ve Tisbe. Ovidius'un metamorfozlarında geçen kavramlar bunlar. Ya da kişiler. Hariçtekilerin müdahalesi rahatsız ediyor. Sırf zıtlıkta özgürlük var. Aşk kimse kuşkulanmadığı sürece bir anlama sahip olur. Aşk hariçtekiler sevgililerin birbirinden nefret ettiklerini sandığında mutluluktur. Senin Yohannes'in. Eserin adı Baştan Çıkarıcının Günlüğü. Eserin yazarı Sören Kierkegaard.